Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle erişiminiz düştü ve bunun alakası hakkında bir bilgi istiyorsunuz ve doğal olarak bilmiyorsunuz neden olduğunu. Ben de sizlere bu maddelerde sizin erişiminizi nasıl yükselteceğini anlatacağım ve aynı zamanda bunun üstünde ilerlemeye başlayacağız. Şimdi gelin başlayalım. Öncelikle şunu bir gözden geçirelim. Çünkü Instagram şu aralar daha çok fazla kullanıcıya hizmet vermekte ve algoritması şu an gittikçe daha da zorlanıyor. Doğal olarak zaten hazırlıksız yakalandığı için bizim keşfet ve erişimimiz gerçekten düştü. Peki biz bunlar için ne yapmamız lazım? Gelin birlikte ilk maddemizden başlayalım. Reels ve özellikleri hakkında size çok video çektim. Belki Instagram'dan da beni takip ediyorsanız oradan da raporlar paylaştığım oluyor. Kendi çalıştığım yerlerle de ilgili raporlar paylaşıyorum ve onların raporları Reels kullandığı ve IGTV kullandıkları için daha yükseklerde. Çünkü niye? Şunu da hemen söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var ki videolu ürünler, yani videolu postlar daha çok profil tuttuğu için, daha çok zaman geçirdiğiniz için takipçinize, kendi profilinizde daha yüksek performans gösteriyor ve sizi Instagram daha çok öneriyor. Evet, çok lafı uzatmadan hemen diğer bir maddemize geçelim. Erişimimizi gittikçe yükseltelim. Evet, videonun burasını da tekrardan durduruyorum. Size çok güzel bir şey daha göstereceğim. Eğer Instagram'ınızın erişimi memnun değilseniz buradaki siteyle sayesinde hesabınızın erişim, yani miktarını, takipçilerinizle ne kadar çok etkileşimde bulunduğunuzu oran ve orantı olarak burada göstermekte. Dilerseniz buraya yazabilirsiniz isminizi ve aratabilirsiniz. Hiçbir şey istemiyor, şifre falan. Ve böylelikle sizin buradan erişim performansını, yani etkileşim performansını görmüş olacaksınız hesabınızı. Diğer bir maddemiz de storyleri etkili bir şekilde kullanmak. Evet, gönderiler olarak çok fazla içerik üretebiliyorsunuz. Fakat storyler miktarında eğer az kalıyorsanız rakipleriniz arasında doğal olarak sizin hesabınız büyüyemeyebiliyor. Şöyle örnek vereceğim. Eğer bir günde 5 tane story atanla, siz eğer bir günde belki 1 tane story atanla yarışamazsınız. Onun için storyler zaten kısa vadeli. Doğal olan içerikleri paylaştığımız, çok özenmeyerek bile takipçilerimizi etkilememiz lazım. Ne kadar çok story o kadar çok iyi. Fakat storylerde şuna dikkat etmemiz lazım. Bunu bir madde halinde, tek bir maddeye sığdırmak istedim. Sizin bu storylerde kullandığımız hemen etkileşime geçirecek özellikler var. Şimdi onları da şurada gösteriyorum. İşte burada gösterdiğim noktalardan biri. Burada gördüğünüz üzere hem etiketler olarak hem de soru sorma, işte şıklı cevaplar yapabilirsiniz veya takipçilerinize bildiğiniz soruları cevaplatabilirsiniz. Onlarla etkileşime geçmenizi kolaylaştıracak Allah'tan şöyle bir özellik yapmışlar. Hatta zar butonu var. İsterseniz o zar butonuyla herhangi bir soru çıkartabilirsiniz ve takipçileriniz bunun soruyu cevaplayabilir ve etkileşiminizi yükselttiğiniz için sizin erişiminiz daha çok yüksek olacak ve rakiplerinize karşı daha çok yüksekte olacaksınız. Paylaşım saatleri çok önemli. Şimdi size burada bir saat söylemeyeceğim. Oyun yerine şurada gösterdiğim ekrana giriyoruz ve buradaki ekranda gördüğünüz üzere ne zaman ne paylaşmamız gerektiğini ve hangi saatler aralıkta kullanıcıların, takipçilerimizin ne zaman aktif olduğunu görebilmekteyiz. Biz de ona göre optimize etmemiz gerekiyor. Paylaşım saatleriyle ilgili size şurada durduruyorum. Paylaşım saatlerini nasıl öğreneceğim derseniz buradan sizin analizlerinize giriyorsunuz. Analizler bölümünde takipçi bölümü aşağı indikten sonra ardından burada gününüzü görebiliyorsunuz. Buradaki günlere göre hangi gün paylaşacaksanız ortalama bütün datanızı burada görüyoruz. Mesela atıyorum pazartesi saat 9'dan şu 9'da itibaren 12'de artık başlıyor. Yani 9'dan itibaren benim takipçi kitlem artık Instagram'da. Doğal olarak burada yapmam gereken şey 9'dan veya 12'de paylaşmak. Çünkü diğer saatleri de göstermesi gerekiyor aktif kitleyi. Bundan dolayı buna göre paylaşımlarınızı yapıp deneyip ve bundan performansını görmeniz gerekiyor. Ve şimdi hemen videoya devam edelim. Ve şunu da söyleyeyim not olarak, her gün paylaşım yapmak tabii ki de bir yerde iyi ama kendinizi yoracaksanız, sizin bir girişiminizse sakin olun, yavaş yavaş yapmaya başlayın. Gönderileri yine haftada 2-3 paylaşsanız bile storylerinizi daha çok aktif tutun.
Bu da kısa bir not olsun. Evet, diğer bir şey ise bizim paylaştığımız postların verimini nasıl ölçerim derseniz, zaten her paylaştığınız posta biliyorsunuz, eğer işletme profiliyseniz, eğer bir işletme profili değilseniz şu videolarımdan gidebilirsiniz. Kartlarda çıkmıştır. Buradaki işletme profiline geçtikten sonra da bu şöyle bir gönderinin raporu çıkacak ve doğal olarak hangi rapor iyi, ne iyi gibi görebileceksiniz. Onu tekrardan ona benzer içerikler üretmenizi tavsiye ederim. Çünkü Instagram demek ki sizin hedef kitlenizde bunu çok sevdiğini göstermekte. Bu da sizin erişiminizi gerçekten yükseltecektir. Evet, diğer bir şey ise hashtagler. Hashtagleri doğru kullanmak sizin hesabınızı gerçekten büyütecektir. Fakat doğru hashtagleri bilmiyorsanız, sizin hesabınıza uygun hashtagleri bilmiyorsanız, ona özel bir video yaptım. İşte bu kartlardan, bu videodan sonra mutlaka onu izleyin ki hashtagleri de tek tek uygulama şekilde gösteriyorum orada. Çok uzatmadan hemen diğer maddemize geçelim. Özellikle paylaşımlarınıza, eğer sizin de hesabınız uygunsa, özlü sözler paylaşabilirsiniz. İsterseniz bunu storylerde paylaşabilir, hatta şu kaydırmalı şekilde bir tane bu etkileşim çağrısını yapabilirsiniz. Doğal olarak etkileşimi daha yükseltecektir. Gönderilerinizde de mutlaka bunu özlü söz paylaşıyorsanız mutlaka kaydetme oranı yüksek olacaktır. Çünkü takipçileriniz özlü sözleri kaydediyor veya kendi storylerinde paylaşıyor. Bunu da aklınızda bulundursun. Bu etkileşimi yükseltmekle, daha çok erişim yükseltmesiyle ilgili ve aynı zamanda postlarla ilgili tek bir şey daha söyleyeceğim. Kaydırmalı post yapmanız. Kaydırmalı postlar Instagram tarafından çok iyi bir şekilde daha çok zaman alan bir içerik olduğundan dolayı sizin profilinizde daha çok yer edecektir. Onun için kaydırmalı post yapmaya özen gösterin derim. Mutlaka reklam vermenizi tavsiye ederim. Çünkü niye? Sizin Instagram tarafından bakıldığı zaman profiliniz bir kat daha üstte görülecektir. Onun için reklam verirseniz hem erişiminiz hem de etkileşiminiz yükselecektir. Şunu da cevaplayayım. Business Manager yerine tabii ki de Instagram hesabınızı büyütecekseniz, takipçi almak istiyorsanız Instagram'dan reklam vermenizi tavsiye ederim. Evet, bu videoda sizlere Instagram erişim yükseltmenin bütün maddelerini tek bir videoya sığdırdım. Umarım sevmişsinizdir. Eğer bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.